Bangladeş, değişen dünyanın yeni başarı öyküsü. Bangladeş deyince zihnimizde ilk önce kalabalık, karmaşık bir ülke canlansa da çok daha fazlası olduğunu gördüm. Tabii bu Goya'da gördüğüm ve aktaracağımdan fazlası da var. Karşımda 2020'de Dünya Bankası tarafından yoksulluğun azaltılması için bir model olarak ilan edilmiş, 2010'dan 2020'ye kadar küresel olarak en yüksek kümülatif gayri safi yurt içi hasıla büyümesini elde etmiş bir ülke buldum. Eskiden Doğu Pakistan olarak bilinen ve Hindistan'ın desteğiyle Bangladeş Kurtuluş Savaşı olarak bilinen Bağımsızlık Savaşı'nı kazanmış ve bugünün bağımsız ülkesi Bangladeş olmuş. Benim bu Goya'da önceliğim Bangladeş'in ekonomisini anlamak oldu. Kısa sürede yaşanan bu büyümenin sırrını insan ister istemez merak ediyor. İş dünyasının en önemli kurallarından biridir. Elindeki potansiyeli kullanmayı bilmezsen yoksun kalırsın. Bangladeş bu kuralı almış ve ülkenin geleceği için kullanmış. Yoksulluğu ortadan kaldırmanın çaresi olarak yoksul insanların potansiyeline yatırım yapmış. Yani kalabalık genç nüfusunu bir tüketici kitlesi olarak görmek yerine üretime yönlendirerek ekonomiye dahil etmiş. Ülkeyi dijital Bangladeş'e dönüştürmüşler. Yani tüm sorunların çözümü teknolojide aranmış ve bulunmuş. 2009'dan beri tabandaki insanlar için %100 bit erişimi sağlanmış. Ama bence dijitalleşmenin önemli bir sorunu da diğer alanlardaki gelişme potansiyelinin göz ardı edilebilmesidir. Halbuki tarım, hayvancılık gibi alanlarda da dijital teknoloji artık bir zorunluluk haline geldi. Bangladeş bunu da başarmış ve tarımda kendi kendine yeterli olmanın ötesinde pirinç, Hint keneviri, mango üretiminde ve tatlı su balıkçılığında dünya sıralamasına girmiş. Tabii tüm dünyada olduğu gibi orada da enflasyon mevcut. Ürünlerde küçülme örneklerini Goya'da gördüm. Bu da iki örneği. Benim için hiçbir Goya market raflarında Ülker, Godiva ve McVitie's ürünlerini görmeden bitmez. Şükür bu sefer de öyle oldu. Bir kez daha dünyanın her bir yerinde varlık göstermenin ve potansiyeli doğru kullanıyor olmanın sevincini yaşadım.